Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sorularını bugün de Denizli Pamukkale ilçesi Yukarı Şamlı Mahallesi'nden duyuracağız. Muhtarımız Osman Öztürk ve mahalle sakinleri görüyorsunuz. Buraya geldik, kokudan duramadık. Evet. Arkadaşlarımız da burnunu kapatıyor. Bu Türkiye'de ikinci benim de çok rahatsız olduğum bir yer. Görüyorsunuz simsiyah akıyor. Artık kokudan durulmuyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Kahve kenarında. Tam mahallenin ortasından geçiyor. Evet. Doğru mu efendim? Artı burada ne var? Bakkallar var. Bakkallar var. Bir de kahvehane var. Kahvehane var. Evet muhtarım. Bu küçük Menderes'ten mi geliyor? Bu küçük Menderes'ten. Hoş geldiniz. Sulama sezonunda. Sulama sezonunda. Buraya suyu vuruyorlar. Aşağıda 50 bin dönüm. Evet, o tarafta orada, o tarafı da yakınlaştıralım. Evet, 50 bin dönüme yakın arazi sulanıyor. Şey, arzı da yakınlaştıralım. Evet. Sulama zamanı. Seni çekiyor, kokusunu çekiyor. Aşağıdan böyle arazi sürüyorlar. Burayı yıllardır. Kapalı beton içerisine, kapak içerisine alınmıyor. Evet. Yani daha yeni burada geçenlerde bir vatandaş kepçe temizlerken kepçeci düştü. Adam zehirlene yazdı. Gel senle atladım ben kurtardım. Evet, bu patikalardan atık sular simsiyah sahibizde. Evet. Yani kokusundan durulmuyor. Bundan da sulama yapılan yerde yetişen ürünleri de toplum ve halk sağlığını ne kadar etkilediğini bak kokuya bak ya. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın da bu konuya el atmasını istiyorum evet. Ben ama öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü'nü, Toplum Sağlığı Müdürlüğü'nü mutlaka bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum sayın izleyiciler. Yani buraya bir çocuk da düşse artık boğulabilir. Zaten köyümüzde 5 tane çocuk öldü. Öldü mü? Tabii. Evet. Yani bir can önemli sayın izleyiciler. Bizim için her şey önemli değil ama insan hayatı, çocuklarımızın hayatı her şeyden önemli. Parayla yapılabilecek iş mi? Yani şurada ben şimdi çekim yaparken ben de düşebilirim. Evet. Ama bak bu genç kardeşimiz de ne yapabilir? Buradan düşebilir. Yüzme bilmiyorsa burada boğulur. Zaten zehirlenir de onu da belirtelim. 2012 yılında Muğla'nın Minas ilçesinde Delice Mahallesi muhtarımız emekli mühendisti. Köyün içerisinden buna eşdeğer bir dereyi kapalı sistemde yaptırmış. Evet. Yani şimdi illa her köyün mahallenin bir mühendis emeklisi olmayabilir. Doğru mu? Evet. Yani bizim buradan İl Sağlık Müdürlüğü'ne, devlet yetkililerine, Devlet Su İşleri'ne öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na ben buradan seslenmek istiyorum sayın izleyiciler. Sayın Bakanım, bura gerçekten çok pis kokuyor. Artı mahallenin tam ortasından geçiyor. Buranın mutlaka kapalı sisteme alınmasını... Bir hafta evveli Devlet Su İşleri'ne İstiyoruz. Zaten geldi arkadaşlar. Evet, baktılar mı? Baktılar, acilen yapılması gerekiyor dediler. Evet. Ama geliyor, gittikten sonra da geri dönüş oldu. Evet arkadaşlar, rahatsız mıyız? Rahatsızız. 5 tane can mı gitti burada? 5 tane çocuk. 5 tane çocuk hayatını kaybetmiş. Sayın Bakanım, sizi de seviyoruz. Türkiye'de çok güzel işlere imza attınız. Türkiye'de bin köye bin gölet projesini gerçekleştirdiniz. Zulu Tarım'da isminizi en küçüğünden en büyük vatandaşımıza kadar ne yapıyor biliyor ve saygı duyuyor. Ben de saygı duyuyorum. Ama bu Baki kanalın mutlaka kapalı sistem alınmasını istiyoruz. Kapalı sistem alınmasa dahi bu yerleşim ama mutlaka alınmalı. Alınmaması yok. Yerli ve Şişim Ağrı'nın içerisindeki bu kanalın etrafına mutlaka koruma muhafaza yapılmalı arkadaşlar. Bakanımın haberi olsaydı zaten yapardı yani. Evet. Çalışkan bir kişi olduğunu biliyor. Evet. Sayın Bakanımdan sonra ben Başbakanımız Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Sayın Başbakanım, Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Burası burada bir toplum sağlığını ve çocuklarımızın, vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren bir durum söz konusu. Bu kanalın mutlaka kapalı sistem alınması lazım. 5 tane çocuk burada hayatını kaybetmiş. Başka çocukların hayatını kaybetmemesi için bu kanalın kapalı sisteme alınmasını halk adına istiyoruz. Evet. Muhtarımıza da bu konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz abi, ilgilendiğiniz için.